boyunca dışarı çıkmaya yasak ülkesi, tamam mı? Beni dinlemen lazım, bana güvenmen lazım. Hayır babacığım, sana güvenmek istemiyorum. Senin kurallarına karşı koyacağım. Dışarı çıkacağım. Beni durduramazsın, bana engel olamazsın. Arkadaşlar, acaba tehdit Yağmur mu olacak? Yoksa Beyköz mü? Lütfen yine onlar da yazın. Acaba Beyköz şeytan falan mı olacak? Her neyse arkadaşlar, lütfen Darko sayesi veri verip kalemiz etmeye için. Yağmur arkadaşlar yoksa bizi öldürür. Sizin attığınız like'lar bizlere güç veriyor. Melek işlerimizi anlatmasına sebep oluyor. Hadi arkadaşlar ne olur, videoyu beğenmeyi ve kalemiz etmeye açmayın. Yapın bunları. Gidersin artık, babam olarak kabul etmiyorum. Beyköz sen ne dedin ya? Sen beni baban olarak kabul etmiyor musun? Evet baba, seni babam olarak kabul etmiyorum. Sen çok kötü birisin ve dışarıya çıkmama engel oluyorsun. Beyköz sana dedim, gerçekten çok çok kötü şeyler var. Anlatmak isterdim ama. Anlatsanız babacığım, neden anlatmıyorsun? Beyköz anlatırsam eğer başım belaya girebilir bir kere, o yüzden tamam mı? O yüzden sana anlatmamak istiyorum yani. Her neyse, gel benimle birlikte odanın içine gir ve buradan bir yere çıkma, tamam mı? Çıkacağım babacığım, göreceksin. Bana engel olamazsın bir kere. Engel olmaya çalıştığın sürece daha da güçlenirim. Beyköz, karşıda senin kim olduğunu hatırlatayım. Senin karşında... Bir cehennemin kralı var Beyköz, tamam mı? Bunu kavrasan iyi olur gerçekten de. Ben bundan korkmayayım baba, tamam mı? Beni böyle korkutabileceğini düşünüyorsan... Seni korkutmaya falan çalışmıyorum. Eğer böyle şeyler yapmaya devam edersen şeytan olduğum için kanatlarını alabilirim. Ondan sonra bir melek olduğunu falan asla ama asla hatırlamazsın. Unutursun. Bunu iyice kavrasan ölür. Benim sözümü dinleyeceksin. Buradan ayrıldığını bu kameralardan görürsen o zaman senin için gerçekten melekliğin sonu olur. Sen böyle bir şey yapamazsın. Yaparım Beyköz. Beni yapmak zorunda bırakma, tamam mı? Her neyse. Beyköz, içimdeki kötülüğe gerçekten engel olamam. O senin gerçekten melek canını alabilir, tamam mı? Bunu kavrasan iyi olur. Tamam babacığım ya. Of ya of. Bunu da kadar gizlemiyorum. Beyköz sadece kısa bir süre, tamam mı? Sadece kısa süre. Yağmur için. Ne? Yağmur mu? Olmaz Darko Salisi. Ona bu durumdan bahsettim. Bahsetmemem. Bahsetmeme gerekiyordu. Çocuk korkacak arkadaşlar gerçekten de. Böyle bir şey yapmamalıydım arkadaşlar. Gerçekten yapmamalıydım. Şimdi gerçekten o da düşünecek. Yağmur'un tekrardan geri geldiğini anlayacak arkadaşlar. Olamaz. Dışı verim, ne yapıyorsun burada? Ha, Abbas ne yapıyorsunuz? Beni gerçekten çok korkutuyoruz ya. Kanatlarım uçuyordum az kalsın, buradan gidiyordum. Neden korktun? Kardeşim Yağmur olay ne durumu? Yağmur'un gerçekten geri döndüğünü doğru mu İngilizcan? Evet İngilizcan. Yağmur'un geri döndüğünü duyduk. Cehennemden kaçmış. Bu olay doğru mu? Aslında evet, gerçekten doğru. Ayrıca arkadaşlar buraya bir tane posta geldi. Umarım ondan gelmiştir. Şöyle bir bakalım Darko sayesi. Okuyacağım bakalım, hazır mısınız? Hazırız kardeşim. Tamamdır Abbas. Sen hazır olduğuna göre herkes hazırdı yani. Şöyle açalım bakalım mutu arkadaşlar şöyle. Dünyaya tekrardan geri döndüm. Olamaz Darko sayesi. Bu Yağmur yüzü. Yağmur yüzü be. Ne? Yağmur yüzü mü? Peki sen dinleme diyorum sana. Allah'ım yarabbim ya, kapat şöyle kapıyı. Okumaya devam etsene kardeşim. Tamamdır, okumaya devam ediyorum. Tekrardan geri döndüm. Seninle işimiz henüz burada bitmedi. Melek Köz ünlem nokta koymuş arkadaşlar. Yakın zamanda seninle tekrar görüşeceğiz. Umarım ondan sonra gülecek işareti. Olamaz Darko Salisi. Gerçekten çok korkuyorum. Korkma kardeşim, merak etme. Biz burada olacağız. Şimdi bizim buradan gitmemiz lazım, tamam mı? Aynen öyle. Bizim bir takım işlerimiz var. Görüşürüz İngilizcan. Görüşürüz İngilizcan. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Tamam arkadaşlar, siz de kendinize iyi bakın. Her neyse, kapıyı kapatalım şöyle. Bana bu durumda ne zaman bahsetmeyi planlıyordun? Ha? Söylesene. Beyköz sen ama beni dinlememen gerekiyordu. Benim seni dinlememen gerekiyor değildi babacığım, tamam mı? Bunu kavrasan gerçekten iyi olacak. Çünkü ben senden daha güçlü biriyim. Ne bahsediyorsun sen ya? Ne demeye çalışıyorsun? Babacığım ben şu an deliden gidiyorum. Ve dünyadaki tüm melekleri, anladın mı? Onların hepsini kılacağım. Yağmur da dahil bunlara. Yağmur, Yağmur'dan intikam alacağım. Bana karşı kötülük yaptı. Beni öldürmeye çalıştı. Beni cehenneme yolladı. Beyköz bir durun, tamam. Sakin olman lazım. Birimde kalmaz lazım, tamam mı? Ne olur. İngilizcan sesi biliyor musun? Olamaz. Sen Yağmur neredesin? Kendini göster bana. Dünyaya geldin. Nerede saklanıyorsun? Çık deliğinden. Çabuk. Nerede saklanıyorsan çıkacaksın. Hayır. Şu anda çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü bir kez beni şu anda dışarılarda aradı biliyorum. Çünkü sizin konuştuğunuzu da biliyorum. Anladın mı? Beni yakın zaman içerisinde bulamayacaksınız. Ama size söyleyeyim. Aklımda çok güzel planım var. O planı uyguladığımda sizin için gerçekten çok zamanlar geçecek. Zor zamanlar mı geçecek? Neden bahsediyorsun sen ya? Beni öldürebileceğini düşünüyorsun. Bir kere beni öldüremezsin Yağmur. Ben bir şeytanım. Ayrıca yarım meleğim. Bunu yapman için ne bileyim benim gibi olma lazım. Göreceğiz İngilizcan. Merak etme. Yakın zamanda yanına geldiğimde bu lafları senin yani ağzına yatıracağım. Sana söz veririm. Şimdilik bir daha seninle birlikte konuşmayacağım. Kendine iyi bak. Göster kendini bana. Nerede olduğunu söyle. Bulacağım seni. Olamaz Darko Salisi. Onun nerede olduğunu bulmam lazım yani gerçekten ya. Bir daha niye? Yukarıda olabilir arkadaşlar. Yukarıda yakalayacağım şimdi onu. Kesin buradasın Yağmur. Olamaz Darko Salisi. Burada değil arkadaşlar. Her neyse. Totemlere mi bakalım? Totemlerin hepsi sahi evdeydi arkadaşlar.
arkadaşlar ya. Onları şurada görmüşsünüz. Giz geçide saklamıştım. Onlar orada duruyor yani. Hay neyse. Yağmur'u bulman lazım. Bu yerde olduğunu hissedebiliyor. Evler koşar işi. Tamam değil. Kesinlikle bu yerde arkadaşlar. Orası da bulacağım. Aha! İşte orada birisini gördüm. Şimdi senin işini biteceğim. Arkadaşlar onu yakalayacağım biriniz. Tamamdır. Şöyle yukarı doğru uçalım bakalım. Geliyorum senin içeri. Bebek göz sesini duyabilirim. Neredesin? Yakınımda mısın? Evet yakınımdayım. Hatta buradayım. İşte seni yakaladım. Benden kaçabileceğini, beni öldürebileceğini düşündün ha Yağmur? Ben senin annenim. Benimle birlikte dedi konuş. Sen benim annem falan değilsin. Sen beni öldürmeye çalışan bir hainsin, tamam mı? Hain bir meleksin. Şimdi benimle birlikte geliyorsun. Nereye gidiyorum seninle birlikte? Eğer benimle birlikte gelmezsen kanlına... Aa, yanma. Tamam. Tüylerim düşüyor. Ne olur. Eskisi gibi güçlülerim. Ölmeyi hak etmiyorum. Gel benimle birlikte o zaman. Anladın mı? Eğer kaçmaya çalışırsan seni yakalarım. Tamam. Geliyorum seninle birlikte. Baba kapıyı aç, ben geldim. Belki sen mi geldin? Açıyorum kapıyı bir saniye. Arkadaşlar sandığımda bir isim var şu anda. Birisi daha geldi yayın Erkuşanesi. Burada bekle. Sakın kaçmaya çalışma. Yoksa seni yakalarım. Tamam Beyköz ya. Kaçmayacağım Allah Allah. Sen neden bu kadar çok güçlüsün? Gerçekten güçlüsün. Evet gerçekten de güçlüyüm. Güçlerimi kullandırtmasan iyi olur gerçekten de. Değil mi Erkuşanesi? En güçlü benim arkadaşlarım. En güçlü melek Beyköz'ün. Bekleyin. Bu taraftan geliyor arkadaşlar ses. Bu tarafın ilerisinde. Tamam senin için geliyorum. Bakalım kimmiş arkadaşlar bu sesleri şey yapan. Bu taraflardan geliyor. Aynen öyle. Açalım bakalım kapıyı. Hoş geldin Beyköz. Beyköz bir saniye sen Yağmur ne yaptın Beyköz'e? İlgiden Beyköz beni yakaladı. O eskisi gibi değil, gülsüz değil. Beni buraya gelmemi söyledi, burada beklememi söyledi. Bir saniye senin Beyköz mü yakaladı? Evet İlgiden o yakaladı. Elinde o melek bıçağı vardı İlgiden. Onu birlikte öldürebilirdi beni ama bunu yapmadı. Demek seni yakaladı Yağmur. İyi gerçekten mükemmel. Gel benimle birlikte bakalım. Eğer Beyköz seni yani ne bileyim ızdırap çekmesini, sana karşı kötü bir savaş, yani savaş yapmasını istiyorsan burada benimle birlikte kalacaksın yani. Gel içeriye. Bu odadan buraya gideceksin İlgiden. Tıpkı bir köpek muamelesi mi yapacaksın? Yağmur köpek muamelesi değil de sen bunu bile hak etmiyorsun aslında da. Aslında sen yani ne bileyim. Yani acı içinde yaşamayı hak ediyorsun bir kere, tamam mı? Her neyse ben şimdi bu kapıyı kapatacağım. Burada görmüş olduğum banyom var. Banyoda düşünebilirsin. Bir ne bileyim yerde yatarsın. Arada sırada ben seni yemek yollarım. Eğer bebek göz sinirlendirmek istemiyorsan buradan kaçmaya çalışmazsın. Çünkü bebek göz eskisi gibi bir melek değil yani. Ondan daha güçlü. Daha sıradan melek değil yani, tamam mı? En güçlü melek aramızdaki. Benden bile güçlü. Gerçekten mi İncan? Senden bile mi? Evet gerçekten benden bile. O yüzden şimdi sana buradan kaçmaman için sadece bunları sana yani ne bileyim nasihat olarak vermiş yani. Olduğunu sayabiliriz kısacası. Tamam mı? Tamam İngilizcan. Kaçmayacağım merak etme. Aferin kaçmazsan iyi olur. Geldi babacığım kapıyı aç. Geliyorum İlköz bir saniye ya. Allah'ım yerim. Sonunda geldim vallahi bir deyip. Bir saniye bunlar da ne İlköz ya? Sen ne yaptın düşünüyorsun? Bizi çabuk geri getirmesini söyle. Bizi aldı. Dünyadan buraya getirdi. Bunlar diğerli başıboş geldi babacığım. Senin yerine getirdim burayı. İlköz sen böyle bir şey yapmamalıydın. Ben ne habersiz yapmamalıydım böyle bir şey. Olaydım. Sen kör olduğunu düşünüyorsun. Ben senden daha güçlüyüm bir kere, tamam mı? Bunu kafana sokuyorum sana. Sana babanın dediğinden dolayı değil, saygıdan dolayı diyorum. Yoksa sana baba kelimesini bile söylemem. Çünkü senin karşında güçlü bir melek var. Bak Beyköz haddini aşıyorsun. Aşarsan ne yaparsın? Beni öldürmeye mi kalkarsın? Lütfen bizi bırakın. Buradan gidelim. Bizim yapacak işlerimiz var. Evet ya lütfen İngilizcan. Bak bak bak. İsmini de biliyor. Ne oldu baba? Yoksa bununla birlikte sevgili misin sen? Bak Beyköz adamın takın. Benim birlikte düzgün konuş. Karşında senin baban var. Yani bir melek baban. Senin de karşında bir melek var. Sen de iyi konuşsan olur. Ben senin oğlun değilim. Ben bir meleğim. Bana öyle hitap edeceksin, tamam mı? Ne zannediyorsun sen ya Allah Allah? Gel benim birlikte. Bırak beni diyorum baba bak. Senin için gerçekten çok kötü olur. Bırakmayacağım Beyköz. Sana bırak diyorum. Ve üstten geriye sayıyorum. İstediğin kadar say Beyköz. 3, 2, 1. Olamaz. Bırak beni diyorum sana. Bırak beni, ne yapıyorsun? Bırak beni lütfen. İyi gece, kurtar beni. Olamazlar kuzenesi. Ne oldu arkadaşlar? Hey arkadaşlar, sesimi duyuyor musunuz? Yukarı kata mı götürdü Beyköz bunları ya? Olamazlar kuzenesi. Beyköz burada mısınız? Kesinlikle burada arkadaşlar. Çıkın bakalım ortaya. Havuzdalar mı? Şöyle bir bakalım. Bunlar nerede? Evin için uçmam lazım arkadaşlar bir an önce. Tamam, şöyle geldim bakalım aşağı kata doğru. Kesin burada arkadaşlar. Burada değil Dark kuzenesi. Nereye gitti bunlar ya? Beyköz bunları nereye götürdü? Olamaz arkadaşlar. Beni bulacağını düşünme baba. Senden her zaman bir adım daha öndeydim. Bunu sen kafana sökmemiştin. Yani ne bileyim, senin için güzel bir ders olacağını düşünüyorum. Şu anda dünyada tek kalan melek sensin. Sen de akıllanmazsan senin de sonun bu diğer melekler gibi olur. Şu anda bana itaat edeceksin. Anladın mı? Hayır Beyköz, böyle bir şey yapmayacağım. Sen böyle bir şey yani hak etmiyorsun, tamam mı? Sen ne zannediyorsun kendini ya? Çık ortaya. Benim birlikte yani göğüs ger bana karşı. Hadi bakalım. Göster bakalım yapabildiklerini. Şimdi değil. Ama yakın zamanda tekrar geleceğim baba. Merak etme. Senin için asıl tehdit Yağmur değildi. Ya da başka birisi. Diğer melekler falan değildi. Senin için her
her zaman yeni bir tehdit olarak. En tehlikeli tehdit bendim senin için baba. Bunu anlayamadın. Baker çık diyorum sana bak. Oyun yapmanın sırası değil şu anda. Çık karşıma diyorum. Cezalısın. Hayır, cezalı değilim. Ben istediğimi yaparım. Gidecek. Eğer zamanım varsa gerçekten kaçtı bana. Ya, Yağmur sen misin bu? Evet Engin. Sen bunu görmelisin. Lütfen çabuk varsa zamanı kaç. Sus diyorum sana. Susmayacağım. Kaç diyorum sana Engin. Vallahi benim. Baker gerçekten kötü birine dönüşüreceğim arkadaşlar. Olamaz. Çekil gidelim. Hayır.